Bugün farklı bir konumuz var. Siyaseti, daha doğrusu güncel siyaseti diyelim demek daha doğru olur. Bir kenara bırakıyoruz. Bu yıl Dostoyevski'nin 200. doğum yılı. 1821 yılında büyük yazar Moskova'da doğmuştu. 200 yıldır yazdıklarıyla, verdiği romanlarında verdiği içerik ve mesajlarla güncelliğini hiç kaybetmedi. Bu bakımdan çok istisnai ve farklı bir karakter diyelim. Bütün boyutlarıyla konuşmaya çalışacağız. Ferhan Bayır bizimle birlikte. Ferhan hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii Dostoyevski'yi yarım saatte konuşmaya çalışmak çok iddialı bir girişim. Ama biz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışacağız. Senin yardımına, katkına güveniyorum bu açıdan. Elimden geleni yapacağım. Evet, şimdi istersen o dönemden, o yüzyıldan biraz başlayalım. Bir vitesi, hı hı, 200 yıl geriye çekmemiz lazım, 1821'e doğru. Klasik bir şeyle başlayayım, soruyla. Yani ne oldu da, nasıl oldu da 1821 yılında halen güncelliğini koruyan böyle bir yazar çıkabildi ve neden bu Rusya'dan çıktı? Yani neden Fransa'dan değil o dönem, ya da neden Dostoyevski örneğin Mısır'dan değil de Rusya'dan çıktı? İstersen bu noktayı biraz başlayalım ki temel taşları koyarak belki yavaş yavaş günümüze de gelebiliriz. Öncelikle Dostoyevski çok büyük bir edebiyatçı. Edebiyatın panteonundaki belki ilk 10 isimden bir tanesi. Ama bunun ötesinde esasen Dostoyevski'nin edebi motivasyonu, eserlerindeki o ölümsüz tınıyı ve biçimi kazandıran arkadaki o dünya görüşü, politik motivasyonu ve ahlaki arayışı bugün için hala çok canlı ve bugün bizim yaptığımız tartışmalara, dünyanın içinden geçtiği toplumsal ve politik krizlere bir cevap niteliğinde de taşıdığı için güncelliğini sürekli koruyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Dostoyevski çok Avrupa'da popüler hale geldi. Hı-hı. 1950'lerin başında Sorbonne Üniversitesi'nde yapılan bir ankete göre Fransa'da en çok okunan edebiyatçı Dostoyevski. Neden mesela? Neden 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilgi artıyor? Aslında Dostoyevski'yi 200'ün yılında belki daha tabii kısıtlı zamanda konuşmak, bir çerçeve sıkıştırmak zor ama biz onun için çabalayalım. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Dostoyevski'nin bu kadar çok popüler hale gelmesindeki iki temel sebep var. Birincisi büyük iki tane dünya savaşı, insanın özüne dair o karamsar, pesimist anlayışın daha çok ortaya çıkması ve hani İnsanın kötülüğüne dair bir inanç, yani tersten bir inanç. Diğeri de aslında Dostoyevski'nin kendi döneminde sosyalistlerle ve sosyalizme karşı yürüttüğü polemiklerde sanki Sovyetlerin geldiği noktaya dair bir kehanetli öngörüde bulunmuş gibi, bir peygamber gibi aslında okunması. Şahsi fikrim iki görüşte yanlış. Hı. Yani Dostoyevski'nin kendi çağındaki yaptığı tartışmalar ve insana dair bakışı bambaşka. Bu tamamıyla 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Dostoyevski'ye bakışla bir kırılma. Savaşın yarattığı travmalar vesaire. Hı hı. Avrupa'nın yaşadığı kendi tartışmalar. Bu anlamda Dostoyevski gerçekten bir tarihsel bir çerçeve oturtmak lazım. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor belki de. Hı hı. Dostoyevski tek başına Rusya'nın büyük bir yazarı elbette çok büyük ama Puşkin'den Gorki'ye o büyük 100 yıllık edebiyat üretiminde Dostoyevski bir yere oturuyor Tolstoy'la birlikte. Ya burada ikilik önemli çünkü Platon'u Aristoteles'siz, Voltaire'i Rousseau'suz nasıl okuyamazsınız. Burada da Tolstoy ve Dostoyevski yani iki karşı kutup birbirlerini anlamak için çok önemli. Yani tek başına Dostoyevski'yi tartışarak ya da tek başına Tolstoy'u tartışarak Rus edebiyatını anlayamazsınız. Şimdi Dostoyevski bu kadar ve aslında bir anlamda Tolstoy'da bu kadar büyük yazar haline getiren şey şu. Rus edebiyatının dünyada belki üçüncü örneği olarak sayabileceğim bir antik Yunan'daki felsefeyi ve oradaki tragedya üretimini alabiliriz. Yani bir kuşaktan kuşağa birbirini ittirme, tetikleme ve fikirsel sanatsal üretimi teşvik etme var. Hı. İkincisi aydınlanma dönemi olabilir. Üçte Rus edebiyatı. Yani insanlık tarihinde bu kadar devinimi ve sürekliliği kuşaktan kuşa aktarılan bir tartışmanın yapıldığı dönem istisnadır. Buradaki temel konu da şu. Bugün çok büyük toplumsal ve politik kırılmalar yaşıyoruz, tartışıyoruz. Hı.
Bugün Dostoyevski buradan baksa, bugünkü şeyle, onun perspektifiyle bakabilsek, biraz anakronizm yapalım. Yaşadığımız dönemi şöyle tanımlardı. Pushkin'in konuşmasında, cenaze anma töreninde yaptığı konuşmada şöyle diyor. Batı çıkmazı, Avrupa'nın çözülüşü. Aslında bugün yaşadığımız sorun da aynı. Ve bu anlamda Dostoyevski'nin kendi özelindeki eserlerindeki o büyük motivasyonu sağlayan ahlaki, siyasi ve politik güç aldığı zemin toplamda Rus edebiyatının çıkış noktası aslında Batı sorunu. Ya da mesela Ecinlileri okuduğunuzda insana, yani bana en azından gelen, o dönemi çok bilmesem de, örneğin 19. yüzyıl Rus tarihine örneğin hiç hakim olmayan birisi olarak, oradaki karakterlerin konuşmaları bende şöyle bir izlenim yaratmıştı. Aa, bugün de benzer şeyler var hissini çok kuvvetli bir şekilde veriyor. Bunun temelinde bu Batı ile olan münasebet, ilişki, işte örnek alma ya da ona yönelik öfke, bütün bunların bir toplamı mı bu kadar hala canlı ya da diri tutan temel dinamik, yani bunu mu? Hem şey o, evet, esasında şöyle, yani bu tarz yazarlar, yani böylesine insanlığın yaşadığı dönemin ötesine geçecek kadar o çelişkileri derinden kavrayan büyük yazarların gördüğü en önemli şeyi de görüyor Dostoyevski. Kendi yaşadığı dönem Avrupa'da büyük bir kaos var, büyük bir sınıf savaşı var, devrimler, darbeler, komplolar, aynı şekilde Rusya büyük alt üst olup yaşıyor, bir siyasi belirsizlik var, reform talepleri var. Monarşi sürekli orayı bastırıyor, Çarlık rejimi. Büyük bir siyasi gerilim, kaos. İmparatorluklar çatırdıyor Avrupa'da. Tam olarak öyle ve Dostoyevski şunu söylüyor. Bütün bu şeyin sebebi aslında burjuva toplumu. Ve bugün biz de yaşadığımız şeye bakın. İşte pandemide evlere kapatıldık. Toplum atomize oldu, yabancılaştık. Kolektif ve kamusal şey kayboldu insanların hayatındaki. Duygu kayboldu. Yani. Evet, ve Dostoyevski de şunu söylüyor. Diyor ki bunun en büyük sebebi burjuva toplumudur. Aslında Batı uygarlığı dediği şey burjuva toplumudur Dostoyevski için. Ve burjuva toplumunun doğası gereği buna neden olduğunu, bütün maneviyatı, insana dair bütün paylaşımları yok ettiğini, bununla beraber bunu alternatif gördüğü, aslında Katolik Kilisesi'nin yozlaşmasından dolayı buna panzer üretemediğini ve diğer bir ayak olarak da hani buna burjuva toplumu alternatif olarak kendi gözlemlediği, baktığı sosyalizmin aslında gene insanın maneviyatına, Dostoyevski'ye göre bir çözüm üretemeyeceği, onun aslında kabaca bir maddi eşitlik peşinde bir siyasi ideoloji geliştirine dair bir çözümlemesi var. Kendi çözümü Slavcı. Tabii Sibirya sürgününden sonra başlayan bir Slav kültürüne yoğunlaşıyor ve aslında Ortodoks inancındaki o kurtuluş teolojisine bir sarılma var Dostoyevski'de. Şimdi bu işin bir kısmı. Ama hani deminki konuya dönersek, bunun ötesinde hani o Ecinler'deki tartışmalar vesaire, oradaki temel motivasyonu şu. Rus aydını doğası geri radikal. Doğasında ne var? Doğasında şu var işte. Batı karşıtı var. Yani şu. Alexander Herzen'e atıp da şöyle söylüyor Dostoyevski bir yazarın gününde. Der ki Rusya'nın en ılımlı, en batılı reformları savunan, en liberal adamı bile der. Herzen'i kasteder. Ki Herzen burada bir parantez önemlidir. Çünkü Rus sosyalizmini ilk defa formüle eden kişi. Ve onun için şöyle söyler, yani Avrupa'ya giden en ılımlı insan bile der Herzen, bizdeki en ılımlı kişi bile Avrupa'ya gittiği zaman en radikal Batı karşıtı olur. Şimdi bu çok çarpıcı ve doğru aslında. Bütün Rus edebiyatındaki şeyi de özetleyen bir şey bu. Peki bu Batı'ya karşı bu kadar keskin tavır almanın arkasındaki motivasyon ne? Çünkü bütün yer altından notlardan Ivan Karamazov kardeş... Karamazov karakterine, Raskolnikov'a, Cinler'deki o yıkıcı karakterlere kadar hepsinin arka planındaki aslında bu Batı karşıtlığını tetikleyen tarihsel ve kültürel motivasyonlar var. Burada dört tane kabaca bir şey söyleyeceğim. Tarihsel kırılma. Bir, Büyük Petrov ve onun yaptığı reformlar. Yukarıdan Rusya'nın zorla, yani neredeyse çok kısa bir sürede batılaşmaya ittirilmesi, zorlanması bütün toplumun. Bir bataklık üzerine kurulmuş bir Petersburg şehri, ki bütün Dostoyevski'nin romanlarındaki temel mekandır. O karanlık sokaklar, çamurlu yollar vesaire vesaire. Ve bu Petro'yu bir yere oturtturma kavgası
çabası Rus edebiyatının merkezindedir. Yani bir taraftan onun açtığı o modernleşme nimetleri, o Batı ile temas, bir taraftan onun yarattığı yabancılaşma ve aslında köklerinden koparılma karşı bir tavır. Yani bu ikili gerilim Puşkin'den Gorki'ye kadar aslında bütün Rus edebiyatının temel gerilim noktası. Hı hı. Biraz da var eden bir gerilim değil mi ama onların tabii, da bunları üretebilmesini sağlayan da bir bakıma temel koşul değil mi bunlar? Temel koşul bu. Kesinlikle zaten o, yani onu oturtturamamın sebebi bu. Orada da Karamazov kardeşler de işte Ivan Karamazov Alyosha ile konuşurken şey der, yani Avrupa bizim ikinci ülkemiz ama biliyorum ki orada sadece ölüler var. Yani bu gerilim, yani Avrupa hem bunu şeyden de aslında hani güncel politikadan kaçacaktık ama geçen sene Macron Putin'i ağırladığı zaman demişti ya, hani biz Rusya'yı Avrupa'nın bir parçası olarak görüyoruz. Hı hı. Aslında Dostoyevski de öyle görüyor ama ne kadar parçasız, bir kavgalı ve uyuşmaz bir parça aynı zamanda. Yani sürekli onunla gerilim yaşayan, hı hı, çatışan, örtüşmeyen bir parça. Hı hı. Evet, o tarihsel izlekte ne var mesela? Yani önümüzde o gerilimi büyüten, besleyen. Bu Petro'nun kişiliği önemli çünkü Petro'nun üzerine yapılan tartışma, Tolstoy Petro üzerine bir biyografi yazmak istiyor. Yani Petro orada çok temel bir kırılma. Yani Rus soylu sınıfını Rus köylüsünden ve topraklarından koparıp soyluluğu devlet hizmeti üzerine tanımlayan ilk kişi. Yani modern bürokrasi yaratmak için. Hı hı. Şimdi burada neler oluyor? Şimdi Rus edebiyatının hiciv, alaycı dil, işte Gogol'daki ölü canlılarda işte Rus köylüsüne Alman pantolonu giydirerek Rusya'yı işte modernleştirmeye çalışan kişilerin alaycı tiye alınması. Bu aslında yer altından notlara kadar ki Dostoyevski'nin edebiyatındaki üslup da budur. Yani ironik, alaycı, o bütün Petersburg'un temsil ettiği batılılaşma ve modern bürokrasiyi eleştirme üslubudur. İlk, hı hı, nokta bu. İkincisi Pugaçov ayaklanması. Bu çok önemli. Rusya'nın sınır boylarına bir Kazan, Tatar'ın, işte Rusya'daki algı anlamında söylüyorum, Çar'ı devirmek için ayaklanmasına Rusya'nın aydınlarının, liberal düşünürlerinin işte demokratik anayasal monarşiye geçmek için fırsat görüp bu ayaklanmayı desteklemesi. Bundan dolayı Rus bürokrasisi ve Çarlık Rus aydınlarının önemli bir kısmını bürokrasiden atıyor ve onu devlet mekanizmasının dışına atıyor. Şimdi şöyle bir şey düşünün Mehmet. Bu kadar eğitimli bir sınıf, Fransızca, İngilizce, yılın 6 ayı işte Avrupa'da eğitim almıştı, piyano biliyor. Yani Avrupa'da bile göremeyeceğin kadar rafine bir kültürü sahip bir toplumsal yapı. Burada yapıyı temsil eden insanlar var ve bunlar Rusya'da amaçsız bir şekilde dolaşıyorlar. Köylerine gidiyorlar. Bu kadar eğitimle gidiyorsun. Serflerin içine okuma yazma bilmeyen köylüler. Orada bir aidiyet sorunu var. Avrupa'ya gidiyor. Oraya da ait değil. Bu yersiz yurtsuz aydın tipinin ilk çıkış noktası. Pugaçov ayaklamasıyla başlayan o kırılma. Burada ne var işte? Puşkin'in Yevgeni Onegin'i. Çok önemli bir eser. Ondan sonra zamanımızın kahramanı işte Lermontov'un ve Pechorin karakteri. Buradan başlayan bir yersiz yurtsuz ve kendine bir hayatta tutunmak için eylem ve amaç arayan, bir ahlaki ilke arayan ama bunu da bir türlü bulamayan aydın tipi. Ya da işte bunu en şeyle işte Omolo karakteri diyebiliriz. Artık yani bundan artık arayıştan felagat edip yorulmuş ve kendini koltuğun üstüne atıp bütün gün yan gelip yatan aydın tipi. Bu, hı hı, ikinci kısmı. Üçüncü kısım kırılma, bu asıl tetikleyen ve aslında Rusya'yı sarsan şey, bu tarihsel motivasyonu Borodino Savaşı. Napolyon'un gelip Moskova'nın önüne dayanması, bunun yarattığı Rusya tarihindeki büyük kırılma. İki kırılmaya sebep oluyor. Bir, Rus aydınının Batı'nın değerlerine, Fransa tarzı modernleşmesine, ki burada şey önemli. Mesela Rus edebiyatının kurucusu, Rus edebiyatının başlatıcısı diyeyim hatta. Hatta Rus dilini modernize eden kişi Puşkin'in Rusçayı dadısından öğreniyor. Yani ilk yazdığı şeyler Fransızca. Şimdi öyle bir modernleşme düşün ki Mehmet. Yani, hı hı, Petro'nun yaptığı şey o kadar keskin ve sert bir şey ki Rus soylu sınıfı bir kuşaktan sonra Rusça konuşmuyorlar. Evde, salonda vesaire, yani sadece bürokraside değil. Rusça ikinci dil gibi bir şey oluyor. Yok, konuşulmuyor. Yani o köylü dili, halk dili ve reddediliyor. Şimdi bir, Napolyon'un gelip bütün bu hani modernleşme mitini temsil eden adamın gelip Moskova'yı işgal etmesinin yarattığı travma, ki bu
Moskova'ya girilseye kadar hiç kimse bunu kabul etmek istemiyor. Çar bile yani bunu diyor ki herhalde girmeyecek yani. Hı-hı. Hani bir blöf gibi düşünüyor. Hani bunu yapmaz diye düşünüyorlar. Bunun sonrasında o soylu sınıfın, o bürokratik sınıfın, eğitimli sınıfın kaçışı, bocalayışı ve yıllardır, yüzyıllardır serfle, kölele itilmiş Rus köylüsünün çıkıp ülkesini savunması. Şimdi bu ikili bir şey oluyor. Yani bir Batı karşıtlığını, Batı eleştirisini Rus edebiyatında keskinleştiren bir tarihsel kavşak. İkincisi de Turgenev'in ifadesiyle köylüler edebiyatımıza bizi ezdi der. Yani o yani köylü artık öyle bir özne haline geldi ki. Hani köylü ülkeyi savunarak bir özne haline yani geliyor savaşta. Yani bir köylünün yani bir kölenin aslında diyeyim serfin o gün bir şeyler yani bir duygusu, psikolojisi, insani bir şeyin olduğu düşünülmüyor. Yani öyle bir şey konu düşün. Konu dışı yani aslında. Ya o bir üretim aracı gibi düşünün yani. Yani toprağı süren bir şeyden attan, inekten yani farklı muamele görmüyor. Eğitimli sınıf açısından. Şimdi bu bütün Rus eğitimli sınıfın şeyindeki köylü sınıfına bakışı kırıyor. Burada ne oluyor şimdi? Bir, köylülük ve köylünün temsil ettiği değerler, onun komün hayatı, işte tırnak içinde kendi doğal dini inancının temsil ettiği, işte aslında Tolstoy'a göre pagan, şaman şeyleri, doğal panteist değerler, Dostoyevski'ye göre ortodoks inancının en rafine ve saf bozulmamış hali. Hı-hı. Bu tanımlamalar değişiyor. Ya da sosyalistlere göre işte kendiliğinden doğal komünizmin eşitlikçi o kolektif toprağı birlikte sürüp birlikte ekip birlikte paylaşmanın yarattığı o kültür bir Slavcılar, demokratlar ve sosyalistler açısından bir ortak referans noktası haline geliyor. İkincisi ahlaki arınma, bütün o batılaşmanın kent hayatının getirdiği ahlaki çöküşe karşı bir arınma ve alternatif bir ahlaki ilke koyma. Köylünün hayatındaki basitlikten yola çıkarak bir panzehir aslında. Yani batılılaşma dediğimiz aynı zamanda işte Petersburg'a karşı köy yerine konuyor. Ve buradan hareketle edebiyatta artık köylülük ve köylü sınıfı bir özne oluyor ki bu hani işçi sınıfı, modern Rus işçi sınıfı ortaya çıkasaya kadarki süreç bu. Bundan sonraki süreç 4. kırılma. Ben çok hızlı gidersem sen beni durdur ama. Yok, 4. ve en kritik kırılma bu Borodino Savaşı'ndan sonra köylülerin gösterdiği büyük özveri ve cesaret. Bu 1810'da mıydı? 1812 savaş. Aha. Oluyor, bitiyor işte bu süreç. Napolyon yaşanıyor. Napolyon geldi, Moskova'ya tasım girdi. Tarağını toplayıp gidiyor, çekilmek zorunda kalıyor. Ruslar çekildi. Tabii. Bir süre yani taktik anlamında sonra ya bu ya zaman kısıtlı olduğu için hani oradaki edebi şeylere girmiyorum çok fazla. Bu şöyle düşün yani şöyle derler Moskova kalbimiz, Petersburg aklımızdır. Şimdi Rusya kalbini yakıyor. Yani kutsal şehrini yakarak Moskova'yı çekiliyor. Şimdi bu herhangi bir taktiksel bir şey değil. Yani o bütün o şeyi travmatik şeyi düşün yani hani Moskova aziz başkent, kutsal başkenti kendi elleriyle yakıp Napolyon'a vermemek için işte İskit tarzı kuyuları zehirleyip çekiliyorlar. Şimdi bu imge nasıl bir imge biliyor musun? İşte Herzen bu liberal, işte hani liberal demeyelim, Rusya'nın liberali bile demokrat oluyor Avrupa'ya göre, Dostoyevski'nin dediği gibi. O 1848 devrimlerini orada görüyor sürgünde çünkü. Çan diye bir dergi çıkartıyor. Proton'a yazdığı çok ironik bir mektup var. Diyor ki siz Avrupalılar birbirinizi boğazlayıp bu medeniyeti yıkarken bir barbar İskitli olarak keyifle diyor sizin bu çöküşünüzü izliyorum. Yani Rusya'daki en kozmopolit, şöyle söyler Dostoyevski, dünyadaki der sayılı kozmopolit insanlardan biri. Yani Almanya'da Almandır, Herzen der İngiltere'de İngilizdir, Fransa'da bir monşerdir, Rusya'da da gerçek bir Rus aristokrasidir. Yani bu tarz bir insanın kendini o işte Kutuzov'un yaptığı o şey askeri taktikler, İskit tarzı şeyle kendini özdeşleştirmesi, bundan hiç gocunmaması ve bunu Prodo'nun mektup olarak da yazması ve kendini barbar olarak tanımlamasından keyif alması. İleri dur hani çok şey gitmesin, sıkıcı gitmesin tarihsel. 1913'te de Kandinsky, işte modern sanatın önemli bir başlatıcılarından biri, 1913'te devrimin hemen arifesinde yaptığı şeyde bir konferansta şöyle der: biz Cengiz Han'ın torunlarıyız. Hı hı. Yani buradaki şey önemli. Yani o aslında Cengiz Han dediğin
Kişi ve Moğol akınları sürekli Rus topraklarına girip talan etmiştir, yağmalamıştır. Gururla biz barbarız diyorlar ya. Yani. Diyorlar evet. Yani Avrupa'nın medeni halindense biz barbarlığımızla mutluyuz diyorlar. Yani hani bunu bir ironik tabii şey anlamda söylüyorlar ama dediğim gibi yani bunlar aynı zamanda Avrupalı'dan da çok Avrupalı. Yani o kültürü derinlemesini biliyorlar, dili biliyorlar, edebiyatını biliyorlar, sanatını biliyorlar. Yani bir cehaletle bir barbarla sarılma, bir komplekse çekilme yok. Hı hı. Bu kadar iyi biliyorlar Avrupa'yı ve ona rağmen diyorlar ki hayır biz başkayız, başka bir şey yapacağız ve bize dayatılan bu normu reddediyoruz. Bu şimdi öyle bir red ki sadece bir siyasi red değil. Şimdi edebiyat kısmına da gelirsek ilk Savaş ve Barış parçaları Fransızca çevrildiği zaman Flaubert bunu okuyor. İlk bölüm diyor ki olağanüstü, ikinci bölüm enfes, üçüncü diyor ki bu roman değil. Çünkü orada Tolstoy romanı kesiyor ve edebiyat tarihinde belki ilk bir anlatıcı Napolyon'la ilgili kendi kişisel fikirlerini söylüyor. Napolyon'u tarihsel olarak mahkum ediyor bu Savaş ve Barış'ta. Şimdi biçim olarak da farklı. Yani bir esas Yevgeni Onegin, Puşkin'in eserinden Gorki'ye kadar batılı anlamda, batılı form, biçim anlamında edebiyat sadece Turgenev'de vardır. Onun dışında ne Dostoyevski, ne Gogol, ne Gonçarov, ne Tolstoy hiçbirinin edebi formunu, biçimini Batı kanonundaki edebiyat eserleriyle kıyaslayamazsın. Çünkü Batı dışı bir kanon bu. Hı hı. Burada da Sartre'ın aslında Flaubert için dediği sözü tekrarlarsak yani yazarın tekniği, yani romanın yazım biçimi ve anlatım biçimi yazarın metafiziğine, aslında dünya görüşüne bizi götürür ki zaten hı hı. Şu anda biz de ondan bahsediyoruz. Biraz da Dostoyevski'ye gelirsek şimdi son bir nokta Dostoyevski'ye tamam. Son bir nokta. Dördüncü kırılmada şu Dekampris ayaklanması Borodino tamam, Savaşı'ndan sonra 1825, bu çünkü şöyle önemli, hem tarihsel olarak önemli hem edebi anlamda önemli. Rus aydını, yani esas aydın dediğimiz şimdi ordunun içinde, yani şöyle düşünün, Prens Volkonski bu Tolstoy'un Savaş ve Barış'tan adı Volkonski'dir, uzaktan Tolstoy'un akrabasıdır. Bu Çar'la birlikte kışlık sarayında çocukla birlikte geçmiş, neredeyse yani Rusya'nın en köklü ikinci ailesi, Çarlık'tan sonra en nüfuzlu ikinci adamı, Çar'ı devirmek için komplo, bir darbe teşebbüsünde bulunuyor. Şimdi bu çok önemli bir olay. Yani Rusya'nın en güçlü ikinci adamı, yani o tırnak için o günkü şeyi tanımlarsak, Genelkurmay Başkanı'nın Çar'ı devirmeye çalıştığını düşün. Yani bunun yarattığı bir muazzam bir şey var. Hani Çar'a, kutsal Çar'ı devirmek şöyle oluyor işte. Bütün o Dostoyevski'nin şeyi de oradan başlıyor. Yani o cinlerdeki o suikast, bütün Rusya tarihindeki o Çar'a suikastler vesaire. Çünkü Dostoyevski'nin bu komplocu, suikast, yeraltı örgütleri kuran yapının motivasyonu, çıkış noktası aslında Dekampris ayaklanması. Bunun bir tarafı da şu, bu ayaklanmaya doğrudan Puşkin de katılacak. Ama o ayaklanmanın başlayacağı yere giderken tesadüf ediyor, işte atılıyor, kaza geçiriyor ve gidemiyor. Tabii bunu Çar duyuyor, öğreniyor. Rusya'nın en büyük yazarı, aslında Rus edebiyatının başlatan kişisi, ona dokunamayacağı için onu ömür boyu bir yerde uzak, böyle Petersburg'a yakın bir yerde sürgün hayatına mahkum ediyor. Yani şöyle düşün, edebiyat sadece bu tarihsel kırılmalardan bilenip bir politik, ahlaki bir ilke, bir motivasyon, tarihsel bir bakışla eserlerini kaleme almıyor. Rus edebiyatının başlatıcısı, Rus edebiyatının kurucusu, Rus dilini modernize eden kişi bizzat bu ayaklamın içinde, bu Çar'ı devirmeyecek ekibin içinde. Bunda haberdar, onlarla temas, onlarla görüşüyor vesaire. Şimdi bu şeyi düşünsene, bu rüzgarın nasıl estiğini Rusya'da bundan sonraki kuşakta. Edebi anlamda ki zaten Dostoyevski de ilk döneminde işte bu Belinsky'nin temsil ettiği daha işte Rus radikal demokrat ekibin içinde yer alıyor. Sonra işte yakalanıyor, Sibirya'ya sürgün. Sürgün sonrası işte ki Ortodoks radikal daha... bir aydın sınıfı. Evet. Zaten Dostoyevski de anlatmıyor muydu hangi romanıydı? Budala'dı galiba bu... İdam mangasının önünde evet. Yani zamanı bölüyor İdam mangasının önünde, yani zamanı düşünüyor yani aklımda kaldığı kadarıyla. Doğru, sürekli zamanı ikiye bölüyor, hani orada da bir matematiksel şey var ya, totoloji, yani orada uzatmaya çalışıyor diyelim son anlarını, sonra hiçbir vaktini boşa harcamayacağını filan söylüyor romanın devamında, öyle bir sahne yaşadıktan sonra, fakat yine eski alışkanlıklarına dönüyor filan, kendisi de aynı şeyden geçiyor yani Puşkin gibi. İsyan. Peki mesela Dostoyevski'nin bu burjuvaya itirazından bahsettin.
Hani dümdüz sorayım. Hani eğer öyleyse o zaman Dostoyevski solcu muydu? Sosyalist miydi? Komünist miydi? Hani onun karşıtı bu olarak konulduğu için söylüyorum. Çara isyana kadar, yani idam mangasının önüne gidip çıkıp son anda affedilmeye kadar da bir politikayla da bir şey var. Münasebeti var. Aslında bu güzel bir soru. Bugün hani bugünkü krizlere Dostoyevski'nin şeyi penceresine bakmak bağlamında konuştuğumuz için şöyle şimdi burjuva karşıtlığı yapmak ya da burjuva toplumuna karşı olmak tek başına bir sol ya da tırnak içinde ilerici ya da demokratik bir şey değil. İtalya'da fütüristler de burjuvaziyi yerden yere vuruyordu, şiirleriyle alay alıyordu, burjuva toplumunu küfrediyorlardı resimleriyle vesaire. Ama Mussolini'nin bütün kültürel iklimini onlar yarattı. Ya da işte Almanya'da aynı şekilde belli modernist avantgard hareketler sağa kaydı. Bu Dostoyevski için de geçerli. Yani tek başına burjuva karşıtlığı ya da burjuva toplumunun temsil ettiği değer yargılarına karşı olmak kendi dilinden ve doğal olarak onu ilerici yapmıyor. Ama şu var, Rusya'nın tarihsel demin bahsettiğim özgünlüğünden kaynaklandığı için bir kere Dostoyevski gerici değil. Neden gerici değil? Bir kere hani eski ve altın yıllardaki o Ortodoks Rus safına dönmeyi savunmuyor. Zaten kendisi de o Batı ile mücadele edecek ve Batı ile denk hale gelecek o bütün modern şeyleri de savunuyor. Aslında bize dair de bir tartışma bu. Şimdi Rusya'nın tarihine baktığınız zaman hep bizden 100 yıl önce gider. Bütün toplumsal reformları, devrimleri vesaire bir 100 yıllık hep böyle bir dilimler vardır. Yani modernleşirken batılılaşmamak. Yani hem modernleşemem ama batılılaşmanın yarattığı yabancılaşmayı, kültürel ve siyasi kırılmaları yaşamadan nasıl bir çözüm bulabiliriz? Yani asıl bu kavga, Dostoyevski'nin kavgası ve buna bulduğu çözümler, özellikle Sibirya sonrası bulduğu çözümler Slavcı zeminde evet temellendiriliyor ama sosyalistler ve demokratlar da aslında çok dirsek teması olan bir konu. Çünkü demin söylediğim gibi Rus köylüsüne yapılan bir atıf burada çok belirleyici. Ve onu bütün politik üç çizginin de referans göstermesi ve bunu da ilk Alexander Herzen'in işte Rusya özgü sosyalizm diye formüle etmesi. Bu o kadar kışkırtıcı bir şey ki. Marx bir şey o tanımı filan da Herzen'de de biraz tarihi atlama gibi bir durum yok mu? Yani direkt o nasıl diyeyim çelişkilerin ve şeylerin yaşandığı ya biraz kolaycı gelmiyor mu sana da? Ya şunu söyle. Yani tarihi ya, atlayıp ya şunu biz söyleyeyim. Yani bu 200 kavgasına yıl, girmeyelim. 200 yıl şu kapitalizmin belasıyla diyor uğraşacağımıza. Köylü hazır. Altyapı var. Üstüne bunu zıplayarak diyor hani kabaca şakasına söylersek hani bunun üstüne sıçrayarak aşarak sosyalizme geçebilir miyiz? Şimdi bu kabaca bu. Şimdi bunu Çernişevskiler o 60 kuşağı daha radikal demokrat kuşak bunu daha ekonomi politiği oturtarak temellendirmeye çalışıyor ve Marx'ın son dönemlerinde yazışmaları var. Engels tabii daha determinist bakıyor bazı konulara. Doğa bilimleriyle uğraştığı için onun şeyi daha farklı yaklaşım bence. Marx daha şair. Yani insanın ufkundaki hayal gücündeki o kışkırtıcı ışıltıyı daha bence yakalayabiliyor. Engels diyor ki yani bunlar sosyalizmin ABC'sini anlamamış deyip biraz küçümserken Rusya'dan gelen bu ateşli devrimcileri ve Marx bir ihtimal olabilir mi diye üzerine çalışıyor. Hatta işte eşinin de yazdığı mektuplardan Engels diyor ki Marx harıl Rusça öğrenmeye çalışıyor. Rusya'yı yakından takip etmeye çalışıyor. Yani bu tartışmayı kıymetli buluyor. Çünkü Batı'nın ve de kendisini tarif ettiği kapitalizme ve oradan gidecek sosyalizme yolun dışında bir toplum modeli ve oradan farklı gidecek bir sosyalizm yolu. Bunu kıymetli buluyor ve esas hani bu tartışma Marx'ın bile dikkatini çekecek kendi teorilerine rağmen dönüp bir daha bakıp tartışma ihtiyacı duyacağı şeyin arkasındaki motivasyon bu. Yani Slavcılar, demokratlar ve sosyalistlerin büyük kapışması için bu nasıl bir kapışma? Bu sadece bir polemik kapışması değil. Bu da bizim hani kendimize bir şey olsun, batırdığımız eleştiri oku olsun. Hayatımız gündelik polemiklerle geçiyor. Gündelik siyasi şeylerle geçiyor. Rusya'daki entelektüel kitap yazıyor. Çernişevski nasıl yapmalı diye bir kitap yazıyor. Bu ütopik sosyalistlerden ilham alarak yazılmış bir kitap. Nasıl bir ideal toplum yaratılmasına dair bir şey. Ve o dönem Londra'da açılan Kristal Sarayı var. İşte uluslararası fuardan esinlenerek işte modernist bir Kristal Sarayı referans alarak bir sosyalist ütopya dile getiriyor. Dostoyevski de ilk defa yurt dışına çıkıyor Sibirya'dan sonra
yaz dilimleri kış notlarını kaleme alıyor ve esas Çernişevski bu sosyalist şeyin toplum modeline, hı hı, bir itiraz. Yani itirazlar, polemikler, siyasi kutuplaşmada edebiyat eserleri dile getiriliyor. Yani sadece makaleler, gazete yazarları polemiklerle değil. Hı hı. Bu adamlar oturuyor, ciddi ciddi kitap yazıyor işte. Mesela en berrak ve en rafinesi de Tolstoy'un Anna Karenina'daki o Levin karakterinin Rusya'ya dair nasıl kalkınır, bu köylü nasıl kalkınır der, çok derinlikli anlattığı programları vardır. Hı hı. Yani edebiyat, felsefi, ekonomi, politiğin, ahlakın, bütün her şeyin tartışıldığı yerdir. Yani bunun için bu kadar yoğun, bu kadar hacimli, bu kadar çok girdinin olduğu bir formda zaten Batı'nın kendi edebi formunun dışına taşıyarak başka bir forma bürünüyor kaçınılmaz olarak. Evet, bizdeki edebiyat tartışmalarında bu noktaya gelmesini elbette diliyoruz diyelim ama son 5 dakikaya girdik. Şimdi Dostoyevski'ye biraz odaklamak lazım şeyi. Şimdi onu söyleyeyim, bu bağlamı şunu söylemek lazım. Dostoyevski'nin sözünü kestim. Büyüklüğü nerede? Bir kere edebi dehası ve yaratıcılığı. Ben onu zaten oraya gelmeye çalıştım. Edebi dehası ve yaratıcılığı. Bu onun zaten, yani bugün onu konuşuyoruz. 1000 yıl sonra da konuşacak insanlık onu. Burada bir tartışma yok. Yani bunun dehasına övgüler düzmek ya da onaylamak bizim zaten şeyimizde değil. Yani bizi aşan bir şey ama şu. Bugün mesela yakın tarihimizdeki edebiyat ya da dünyadaki şeyde hani şu var Dostoyevski'de. Bir kere yazar cesareti ve sorumluluğu var. İvan Karamazov'u, Raskolnikov'u vesaireyi, Dostoyevski karşıt kutubu temsil ettiğini düşündüğü karakterleri en güçlü argümanlarıyla konuşturur ve kendi tezlerini çürütmesine rağmen, yani onu göze alarak konuşturur. Yani burada bir sanatsal bir sanatçı ahlaki şeyi vardır, etik anlayışı vardır. Yani bir karşı fikri mahkum etmek için Dostoyevski o karakterlerle tartışmaz romanlarında. Karakterler bazen kendi kendi çürütüyor konuşurken. Tabii ki. Prens Miskin Budala da sürekli kendisiyle. Çok güzel. Yani güzel bir şey söyledin. Yani aslında Dostoyevski'nin dünya görüşünü en iyi ifade eden iki karakter vardır. Bir Budola'da Prens Mişkin, bir de Karamazov kardeşi Alyosha. Şimdi bu iki karakter de bu radikal demokrat ilerici kesimin taarruzu karşısında yalpalar, cevap veremez. Sadece dile getirdikleri şey işte kardeşlik, sevgi vesaire vesaire. Yani ve orada şey görürsün, yani Karamazov, İvan Karamazov Alyosha üzerindedir. Ya da Prens Mişkin çok şeydir. Yani saflı ve temiz de sadece romanın merkezinde bir şeyi temsil etmeye çalışır. Yani o politik tartışmalarda aslında bir cevabı yoktur. Zaten şudur. Dostoyevski'nin bu politik tartışmaları tutarlı bir cevabı da yoktur aslında. Hı hı. Buradan kaynaklanan da bir kendine bir öz eleştirel bakma ve karşı fikri de aslında bütün güçlü argümanları dile getirme. Bu onun, hı hı, hem estetik anlamda güçlü kılıyor, hem romanın gerçekçiliği, karakterlerin bir gerçek bir karaktere etekeme bürünmesini de sağlıyor. Onun edebi dehasında ışıltısı oluyor. Ferhan, son bir iki dakikaya girdik. Şimdi şöyle tabii, yani bizde işte Dostoyevski ya iyi yazar, işte hemen hepimiz okumasak da işte duymuşuzdur. Okuduysak da sanırım pek böyle bakmamışızdır değil mi? Hani şeyine bu iş nereden gelmiş? Genelde en çok bilinen, en az okunandır. Yani en az anlaşılandır. Yani Dostoyevski bence modern hayatın en az anlaşılan yazarlarından biri okuyup olabilir. Okuyup da sevmeyen yok ama. Ama biraz tarihsel bağlamına da meselenin baktığımızda sanki biraz daha gözü açık okuma yapılabilir. Şimdi modern Dostoyevski okuması şu, son söz olarak belki onu söyleyebiliriz. Hı hı. Büyük bir psikolog, büyük bir insan psikolojisinin derinlemesine inen bir yazar olarak. Biraz oradan okuruz. Yakalıyoruz biz. Evet. Yani bizim hoşumuz o akıcılık, kişinin kendisini sorumlaması, karakterlerin birden çok yükselmesi ya da çok diplerde sürünen şimdi bir iç konuşmaları yapması, bu etkiliyor. Dostoyevski ama böyle saf insanın doğasına dair bir bakışı, böyle hani psikolojinin anladığı anlamda bir bakmıyor. Yani Dostoyevski'nin psikolojisini bu kadar aracı çok iyi kullanmasının sebebi şu. İşte bu politik tartışma. Şunu tartışıyor işte, Raskolnikov'dan diğer karakterlere kadar. Rusya için bir şey yapmak isteyen, Rus halkı için bir şey yapmak isteyen bir aydın aynı zamanda topluma bu kadar yabancı kalırsa, onun yaşadığı çelişkiler, açmazlar, gündelik hayattaki trajediler, Dostoyevski'nin bütün romanlarındaki psikolojinin bu kadar derinlikli ve yoğun olmasının sebebi aslında bu aydının aslında ona üzülüyor. Yardımcı olmak için de yapıyor. Sadece böyle mahkum etmek, onu ifşa etmek için değil. Anlamak, empati kurmak için de aslında bu kadar iniyor. O anlamda dedim, yani sanatsal olarak etik, hı hı, bir şeyi var. Ve o aydının
köksüzlüğünden kaynaklanan kendi topraklarında yönünü kaybetmesi, işte temas edememesi halkla, yani bu kadar halkı önemseyip kendi hayatını riske atan bir aydın kuşağının aynı zamanda halkı bu kadar küçümseyebilmesini anlamaya çalışıyor. Hı-hı. Halka bu kadar yabancı kalabilmesini anlamaya çalışıyor ve buradaki bu aydın tipinin, bu entelektüel insan tipinin gündelik hayatta, özel hayatında, dünya görüşünde, ahlaki ilkelerindeki o çelişki ve o trajik tını yakaladığı, hı-hı, için bu kadar derin bir psikolojik bir bakışı var insana dair. Rus devrimcilerinin Dostoyevski'ye bakışını soracaktım ama bakıyorum. Çok az vaktim var. İstersen biraz ondan da bahsederek programı kapayalım yavaş yavaş. Dostoyevski'nin 200. doğum gününü biz de bu programla böylece kutlamış, evet, olacağız. Yani bakış şöyle, orada Lenin'in Rus devriminin aynası dediği Tolstoy bütün ihtişamında dururken Dostoyevski 1950'lere kadar bu gölgenin dışında kendini çıkartıp göstermemiştir. Burada bir sansür yok yalnız. Yani bu bir basmama, sansür değil. O halkçı damar, hani Sovyet devrimi, 2. Dünya Savaşı, hani o savaşların kazanılması, o şey, o Sovyet bürokrasisi ve sosyalizme dair Rusya'dan beklenen şey dünyada sönümlenseye kadar Tolstoy çok büyük bir yazar ve esas merkezde oluyor. Ondan sonra işte Dünya Savaşı, Sovyetlerin işte, hı hı, kireçlenme, tuturlaşma dönemiyle birlikte Dostoyevski o Tolstoy'un perdesine çıkarak bugünkü daha popüler, daha çok okunan yazar haline gelmesinin, hı hı, şeyi bu. Evet Ferhan, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Soluksuz geldik buraya. Umarım kadar değerli toplu olmuştur böyle, hı hı, daldan dal atladık zaman. Farklı bir için dinleyenlerden bir daha okuyacak olan varsa Dostoyevski'yi, bence okuyanlar bir daha bu gözle döneme, tarihe, meselenin bağlamına, yazarın sadece kişisel işte kalem oynatma yeteneğinden ziyade bir kitap bazen bir dönemin özeti olabiliyor. Bu önemli, şöyle önemli. Yani bunları bilince oradan alınacak edebi lezzet de muhtemelen artacak. Şu işte, Babalar ve Oğullar, oradaki Bazarov karakterinin anlamadan onu, yani Babalar ve Oğulları, o Karamazov'u içselleştirmeden, bakmadan Raskolnikov'u anlayamazsın. Bir ara dizisi çekilmişti bu arada bize. Sanırım Erdal Özyağcıların oynadığı bir dizi buradan esinleniyor demişlerdi ama izlemedim ben. Hangisi? Dizinin adı, yani Karamazov kardeşlerden uyarlandığı söyleniyordu. Ha, haberim yok, bilmiyorum ya. Ya ben de izlemedim, sadece duydum, gerisine bakmadım açıkçası. Tamam, daha konuşuruz ama süremizin sonuna geldik Ferhan. Çok teşekkür, sağ ol. Ederim. Zaman zaman böyle sohbet etmek iyi oluyor. Evet, 24 Eylül Cuma gününü Dostoyevski'nin 200. yani doğum günüyle bu böylece güneşli günde karanlık ve İz ve Petersburg'u tasvir eden Dostoyevski'yi konuşmak dinleyiciler için ne kadar heyecan İstanbul verici oldu. İstanbul için biraz çelişkili oldu ama. Evet, ama kışa hazırlık gibi düşünsünler bunu. Tamam. Teşekkürler Ferhan. Efendim, Dünya Postası'nı tamamladık. Haftaya pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.